Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Uzun sayılabilecek bir aradan sonra yeniden buluşmuş olduk elhamdülillah. Allah-u Teala Kur'an'a vakfetmeye çalıştığımız ömrümüzü Kur'an'la şenlik tutabilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Birkaç hususu başlangıç itibariyle ifade edeyim. Sonra hemen İnsan suresiyle devam edeceğim inşallah. Bu Mayıs ayından bu yani Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Bu 5 ay çok iyi dua ettiğinizi hissettim. Çünkü ben bu 5 ayda tefsirimin 3 cildini yazdım. Yani 5 ayda 3 cilt ama gece gündüz çalıştım. Arz şahittir, güneş şahittir, ay şahittir, çok çalıştım. Artık yarından sonra nasip olursa 27. cilde ve son cilde başlamış olacağım inşallah. 26. cildi bitirdim Perşembe günü. Pazartesi nasipse 27. cilde, son cilde başlamış olacağım. İyi çalıştım elhamdülillah. O artık hazırlanışı ve düzenlenişi itibariyle nihayetinde sona yaklaştı. Daha üzerinde takdir edersiniz ki ben tefsiri yazmaya başlayalı 11 yıl oldu. 11 yıldır çalışıyorum. 11 sene önce yazdığım sureleri 11 sene sonra bitirdiğim surelerle aynı mantıkla sunabilme noktasında yeniden önceden yazdıklarımı kontrol etme ihtiyacındayım. Fikrimin değiştiği noktalar yok. Fikrimin geliştiği noktalar var. Yani bir yaz boz tahtası değil elhamdülillah. Zihni dünyamız sıkıntılı değil şükür olsun ama her yeni ayet hayatımıza yeniden bir anlam katıyor. O itibarla ayetlerin hangi ayetlerle anlam ilişkisine sahip olduğu her yeni ayet grubunu okuduğumuzda bir daha zenginleşiyor. O itibarla biz o 10 sene önce yazdıklarımıza yeniden döneceğiz ve bu tabii 11 yıllık süreçte hani kervan yolda dizilir mantığıyla düşündüğünüz zaman sona doğru daha bir sistematik bir yapı oluştu. O sistemi bütün tefsire uyarlama noktasında üzerinde şöyle temizinden bir 5-6 ay daha çalışmam gerekecek. Bunu şunun için söylüyorum. Birkaç ay 27. cildi hazırlamak sürecek. Çünkü okul başladı. Benim biliyorsunuz Samsun İlahiyat'ta öğretim üyesiyim. Orada derslere giriyorum. Gece gündüz bir sürü ders var. O dersler nedeniyle çok hızlı bir çalışma imkanım yok. Birkaç ay bu 27. cilt sürecek. 5-6 ayda yeniden harmanlamış olacağız kitabı. Buradan hareketle önümüzdeki yıl Mayıs-Haziran aylarına kadar veya Temmuz'una kadar artık bilmiyorum. Tefsir üzerinde daha yoğun çalışmış olacağız. O çalışmayı daha doğru, daha zinde ve daha hızlı yapabilmek için biz buradaki derslerimizi 15 günde bir değil, ayda bire dönüştürdük. Yani artık 15 günde bir burada dersimiz olmayacak, ayda bir olacak. Bir hafta dersimiz olacak, 3 hafta olmayacak. Bir hafta olacak, 3 hafta olmayacak. Öyle. Bu sene böyle. Ondan sonra gene yoluna girer. İnşallah gene devam ederiz. Dert değil. Burada söyleyeyim. Yönetim arkadaşlar kim var? Sebahattin var.
Ben şunu söylemek istiyorum. Bu dersi ayda bire dönüştürme ihtiyacı oldu yani. Ya bir yıl ara verecektim komple ama o çok hoş olmayacaktı. Nasuh hocamla da istişare ettik. Yani ayda bir hiç olmazsa devam etsin. Fakat bu dersin biraz süresini uzatabilirsek, biraz daha çok ayet işleyebilirsek, 15 günde bir işlediğimiz ayetin miktarına yanaşabiliriz. Hani bu 11'de başlayıp 12.30'da bitmesin, 11'de başlasın, işte 1'de bitsin veya 1'i sarksın. Biz o 15 günde birlik açığı da bu vesileyle bir derse biraz toparlamış olalım. Öyle düşündüm. Hani ben burayı boşlama adına bir şey yapmıyorum. Çok sonuna gelince insan heyecanlanıyor, şunu bu heyecanla bitireyim diye. Ben daha çok istiyorum bir şeyleri daha konuşayım. Eminim kardeşlerimin de daha çok şey dinleme azmi var, kararlılığı var. O kararlılığı diğer hizmetlerimizi de akamete uğratmayacak şekilde devam ettirmek istiyorum. Bir anlayış istirhamım var kardeşlerimden. Bir süre bunu ayda bir götüreceğiz. Ama ayda birin biraz süresini uzatırsak aradaki boşluğu doldurabileceğimizi düşünüyorum. Bilmiyorum tabii televizyonun yayın akışı nedir ne değildir ama öyle bir şey aklıma geldi. Onu sizinle paylaşayım. Gece gündüz Allah'ın vahyini anlamak için uğraşıyoruz. Bu yolculukta Cenab-ı Hakk'ın verdiği akıl sağlığını kaybetmeden, beden sağlığını kaybetmeden Kur'an'la yoğrulmuş bir dünyayı elde edebilme adına daha yoğun çalışmak, biraz daha fazla mesai sarf etme ihtiyacı var. O ihtiyacı inşallah hep birlikte karşılamış olacağız. Böyle bir hem yıl boyunca 5 aydır ne yaptığımı size aktarmış oldum. Hem de bundan sonraki dersi bir yıllık süre için bunu söylüyorum. Bir yıllık süre için böyle ayda bire dönüştüreceğiz. Zaten buradaki dersler Siretül Kur'an dersleri de başlıyor. Dolayısıyla bir sorun yok. Program olduğu gibi gene devam eder. Bizimki hafif aralıklı bir mahiyet arz eder. Sadece burada değil, Başakşehir'deki derslerimizi de ayda bire dönüştürdük. Samsun'daki Dostler'deki derslerimizi de ayda bire dönüştürdük. Yani ben Samsun'da olmama rağmen oradaki dersleri de ayda bire dönüştürdüm. Şunun için yani şu tefsiri bitirmek istiyorum artık. Yani sonuna geldik. Bitireyim. Yani bu çok büyük bir heyecan. Bu heyecanı kaybetmek ve süresini uzatmak istemiyorum. Ondan sonra başka planlarım var. Ondan sonra hemen bir meal hazırlamış oldum. Aynı zamanda tefsiri bitirirken mealim de bitmiş olacak. O yeni bir teknikle hazırladığım bir meal. Onu Selahattin çok sevecek eminim. Çünkü her ayetin ilişkili olduğu ayetleri oraya koyacağım. Şu ayeti anlamak mı istiyorsun? Şu ayetleri bilmen lazım. Çünkü Kur'an, Kur'an'ı açıklayan kitaptır. Kur'an'ı biz açıklamıyoruz. Onun sahibi açıkladı. Sahibi hangi ayeti, hangi ayetle açıkladı onu buluyoruz. Bizim yaptığımız bu. Başka bir şey değil yani. Bize göre diye bir şey yok yani. Benim kanaatime göre değil yani. Ayetin ilişkili olduğu ayetleri buluyoruz işte o. Bir ayet var, bir ayetle ilişkilidir. Bir ayet var, 100 ayetle ilişkilidir. O ilişkiyi kurmaya ve o ilişki içerisinden ayetin total olarak, bütüncül olarak ortaya koyduğu manayı yakalamaya gayret ediyoruz. Nasip olursa, Allah ömür verirse bir Kur'an ilmihali yazma kararındayım. Yani Kur'an'ın pratik hayata dair sanki söylediği bir şey yokmuş gibi, sanki hep biz başkalarının tercümanlığına muhtaçmışız gibi anlatılıyor. Oysa Kur'an'da ne kadar hayatın içine dair, ne kadar müdahil cümlelerin olduğunu bu 11 yıllık süreçte bizatihi gördüm, müşahede ettim. Onu çalışacağım. Sonra konu konu Kur'an sunumları yapacağım Allah'ın izniyle. Yani tefsirden sonra da yapacak oldukça fazla işimiz var. Onları birlikte yapacağız.
O kervan yolda bakalım nasıl dizilecek. Ona sizin de katkınız olacak. Birlikte istişarelerimizle bu yolculuğu devam ettireceğiz inşallah. Geçen sene Mayıs sonu gibi son dersi yaptığımız zaman Zilzal suresini işlemişiz. 79. ders itibariyle bugün 80. ders ile biliyorsunuz biz nüzul sırasına göre sureleri okumaya anlamaya çalışıyoruz. Bu nüzul sırasına göre tekrar ediyorum. Her surenin başında söylediğimi bir daha söylüyorum. Nüzul sırası bağlayıcı değil. Nihayetinde bu rivayetlere dayalı bir bilgidir. Rivayetlere dayalı bilgi de kesinlik olmaz. O itibarla bizim takip ettiğimiz sıralamada 32. sırada İnsan suresi var. Ama bu başka sıralamalarda 32. sırada başka sure olabilir. Bir bağlayıcılık yok. O itibarla bir eleştiriye de girişmeye gerek yok yani. Bazıları bana diyorlar ki hocam yani rivayetlere esas alarak Kur'an'ı yorumluyorsa siz Kur'an'ı esas alıyor, rivayetleri yorumluyordunuz. Şimdi burada tersine oldu. Rivayeti esas alıyorsun, Kur'an'ı yorumluyorsun filan diye. Ben rivayeti filan esas almıyorum. Ben sadece bu rivayetlerden şu sıralama biraz daha uygun olabilir diyorum, o kadar. Yoksa budur, başkası değildir desem o zaman o eleştiri haklı olur. Başka sıralama ihtimalleri de var. 30'a yakın sıralama var. Benim takip ettiğim budur. Mühim olan Mekki sureleri medeni surelerden ayırabilmektir. En önemlisi budur yani. Bir Mekki sure midir? Bu medeni sure midir? Bunu ayırabiliyorsan asıl önemli olan bu. Hani belki biraz daha zorlarsan Mekke dönemi 3 tane 4 yıllık dönemden oluşur. İlk 4 yıl, orta 4 yıl, son 4 yıl diye. O 4 yıllık süreci de yakalayabilirsen biraz daha mantığına vakıf olabilirsin. Yoksa böyle hangi ayet hangi ayetin peşinden geldi öyle bir çetelemiz yok elimizde. Böyle çok parçalayarak Kur'an'ı okumanın da bir alemi yok. Bütüncül manada Mekki sureleri tanıyorsak eyvallah, medeni sureleri tanıyorsak bu bizi Kur'an'ı anlamada epey avantajlı bir duruma getirir. Biz de ondan istifade ederiz. İniş sırası itibariyle takip ettiğim sıralamada 32. sure İnsan suresi. İnsan suresi tabi 31 ayetlik bir sure. Ben bu 31 ayetlik surenin bugün ilk dört ayetini işleyeceğim. Şunun için ilk dört ayeti belirledim. Şimdi bu İnsan suresinin öncesinde 31 sure daha gelmiş olduğu için bu sanki ilk dört ayeti Kur'an'ın bazı ana konularını özetleyen metne sahip. İlginç bir şekilde. Yani mesela insanın yaratılışından söz ediyor. İnsanın yaratılış gayesinden söz ediyor. İnsanın biyolojik ve psikolojik özelliklerinden söz ediyor. İnsanların inanç durumundan söz ediyor. İnançta aksayan insanların akıbetinden söz ediyor. Bu zaten Kur'an bütünlüğünün önemli bir kısmını karşılıyor. Öyle olunca böyle bir meal mantığıyla hareket edip hızlı hızlı geçiştirilecek bir sure değil. Bundan sonraki 5. ayetten sonraki bölüm cennet ödülleriyle alakalı bir ayet grubunu içerdiği için orada biraz hızlı gidebiliriz ama ilk 4 ayeti hızlı gidemeyiz. O itibarla çok iddialı davranıp 1 ila 31. ayetleri bu ders okuyacağız demenin bir alemi yok. Zaten ona kimse inanmıyor. Yani bir ayet, iki ayet yeter Allah'a bin şükür. Ama biz 4 ayeti bugün nasip olursa okuyacağız. O 4 ayette göreceksiniz. Daha nice ayetleri burada sizinle paylaşmış olacağız nasip olursa. Ana konu itibariyle şöyle bir özetledim İnsan suresini. Ne var bu surede? Aşağı yukarı işte demin söylediğim konular, kötülerin öbür alemdeki karşılıkları,
iyiliklere Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği ödüller, bu cennet ödüllerinin sanki biraz sayım dökümü yapılır bu surede. Harika bir takım detaylar var. Öyle ki cennet meşrubatıyla alakalı pasajların hiçbirinde olmayan bazı özel kelimeler var. Bu surede var bunlar. Kafur mesela, zencebil mesela, selsebil. Sadece burada var bunlar. Başka surelerde başka boyutlar var. Bu surede kendine özel bir sunum tekniği takip edilmiş. Kupaların, efendim kadehlerin yapısından söz eden, işte servis yapan hurilerin özelliklerine gönderme yapan enteresan anlatımlar var. O bir dahaki dersin konusu olacak. Kur'an'ın indiriliş gayesiyle alakalı bilgiler var. Bir kısmının ısrarla beni yanlış anlamak istediği bir konu var. Geceleyin ibadet vurgusu var. Burada geceleyin ibadet. Diyor ki işte Allahu Teala ve minel leyli fescudu lehu ve sebbihhu leylan tavila. İşte gecenin önemli bir bölümünde Allah için secdeye kapan ve uzun gecelerde tesbih yap diyor. Uzun gecelerde tesbih değil. Uzun gecede tesbih ne demek? Kısa gecede yat oluyor. Öyle değil. Geceleyin uzun uzun tesbihler yap demektir bu. Uzun gecelerde tesbih değil. Her gecenin uzun zamanlarını tesbihe ayır anlamına gelir. Ben o ayeti tabi Müzzemmil suresiyle de başka surelerle de ilişkilendireceğim. Niye öyle düşündüğümü. Gecenin inşa ediciliğine Kur'an'ın özel bir önem verdiğini bir türlü anlatamıyorum. Sanki bu benim görüşümmüş gibi. Benim görüşüm değil kardeşim. Allah'ın ayeti böyle söylüyor işte. Bir sürü ayet var, bir tane değil ki. Onları anlatıyorum. Adam diyor ki bu senin dediğin sünnete aykırı. Ya sünnete aykırı nasıl olur? Kur'an'a uygun bu. Kur'an'a uygun olan şey sünnete aykırı olmaz. O zaman senin sünnet zannettiğin şey sünnet değil demek. Orada sorun var. Hazreti Peygamber'in din adına hayatı Kur'an'a aykırı olmaz. Gözünü seveyim. Yani nereden, asıl nereden başlamak lazım geldiğini doğru belirlemek lazım. Onun üzerinde epeyce duracağım. İnsanların dünya sevgisine dair bazı saplantıları olduğunu ele alan bir ayeti kerime gelecek. Sonrasında vahyin bir gerçeği hatırlatma projesi olduğunu ve bu projeden isteyen herkesin yararlanabileceğini ve bu irade beyanıyla insanların tercihlerine göre ahiretlerinin şekilleneceğini Cenab-ı Hakk'ın beyan buyurduğu son üç ayeti üzerinde oldukça uzun duracağım. Ve böylece İnsan Suresi 31 ayetlik bir pasaj halinde sizlere aktaracağım. Dilerim 3 derste, maksimum 3 derste bu 3 ana pasajı sizlere aktarmış olacağım. Her zaman yaptığım duayı şimdi bir daha yineliyorum. Cenab-ı Hak'tan önce bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin. Niyazım odur. Sonra da size dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve nihayet doğru yaşamamızı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Değil mi? Dilin kemiği yok, sağa sola yalpalayabilir. Onun için Kur'an'la iletişimimiz daima Allah'ın rahmetini yanı başımızda ve onun yardımını yanı başımızda görme ihtiyacını bize hatırlatır. Peygamber bile olsa Kur'an'la eğer iletişim halindeyse şeytan ona mutlaka musallat olur diyor Allahu Teala. Ve şeytanın o musallat oluşundan Allah'ın yardımı olmadan kurtulamazsınız. Nahl suresi 98. ayet. İşte bunu söylüyor. Estağfirullah. Feiza qara'tel Kur'ane festa'iz billahi mineşşeytanirracim. Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman kıraat buradaki herkes bilir. Kıraat anlayarak okumaktır. Yani aklın okumasıdır. Eğer aklınız Kur'an'ı okuyorsa, yani anlayarak okuyorsanız, yani onunla bir iletişim haline girmişseniz şeytan size mutlaka musallat olur. Öyleyse onun tasallutundan kurtulabilmek için
Allah'a sığınmak ve onun yardımını istemek mecburiyetindesiniz. Bu hitap başta peygamberimizedir. Onun Allah'ın yardımına muhtaç olduğu bir dünyada bizim böyle bir yardım ihtiyacında olmadığımızı düşünmek akla ziyandır. Biz daima o yardımı yanı başımızda görmek isteriz. Kıraat şeytanı çıldırtan eylemdir derim ben. Şeytanı üzmek istiyor musun? Anlayarak Kur'an oku. Anlamadan okuyorsan şeytan çok şey yapmaz yani. Oku. Nasıl olsa bir süre sonra uyuyacaksın yani. Adam diyor ya, Kur'an'ı okurken uykum geliyor. Niye uykun geliyor? Niye uykun geliyor? Ben biliyorum niye uykun geldiğini. Çünkü sen Kur'an'la iletişimini canlı ve anlamlı olsun diye şekillendirmedin. Yani böyle bir enstrümantal bir değer verdin. Öyle bazısı okuyarak uyuyor, bazısı dinleyerek uyuyor. Kulaklık takıyor, öyle uyuyor. O dinlemiyorsun ve okumuyorsun demektir. Okusaydın uyanacaktı. Kur'an uyutan değil, uyandıran kitaptır. Yani tilavetin bile anlamını ıskaladık. Tilaveti bile doğru bir anlamda kullanmıyoruz gerçekten. Oysa bizim Kur'an'la iletişimimizde Kur'an'ın bize öğrettiği üç kavramımız var. Tilavet, kıraat, tertil. Defalarca söyledim, bir daha söyleyeyim. Tilavet dilin okumasıdır. Ancak okumayla alakalı anlamı budur. Kelimenin asıl kök anlamı bu değildir. Kelimenin asıl kök anlamı tilavet demek, izini sürmek, peşinden gitmek, takip etmek demektir. Yani Kur'an'ı tilavet etmek demek, Kur'an'ın dediğini yapmak demektir. Yani Kur'an'ı tilavet etmek demek, Kur'an'ı önüne almak ve arkadan onu takip etmek demektir. Kur'an'ın izini süreceksin. Yani Kur'an önünde senin önüne bir iz bırakacak. Sen de o izleri takip edecek gideceksin. Yani arzu edilen okuma budur. Şimdi ne yapıyor adam? Önünde Kur'an, arkadan onu takip etmesi gereken adam bunu yapmıyor. Adam önden gidiyor, arkadan Kur'an gönderiyoruz ona biz. Önden adam gidiyor, arkadan Kur'an gönderiyorsun. Ama olmadı bak. Mahşerde nuruhum yes'a beyne eydihim ve bi eymanihim diyor Allah-u Teala. Onların nuru önlerinden sağlarından gider, önden. Kur'an önde olacak. Mahşerde de önde, dünyada da önde olacak. Kur'an önde olacak, biz arkasından gidecektik, tersine çevirdik. Kur'an arkada, adam önde, önde gidince de ölüyor, ondan sonra diyorsun ki hadi bunu arkadan Kur'an gönderelim diye. Ya olmadı işte yani, bu değil. Burada bir arıza var, bunu sormak, sorgulamak lazım. Tilavetle alakalı yeni yaptığım bir iki değerlendirme var. Sizinle bunları paylaşmak istiyorum. Yeni, böyle Kur'an'la uğraşınca zihnime yeni şeyler öğreniyorum yani vahiyden. Tilavet işte dilin Kur'an'la buluşmasıdır. Yani tilavet dilin Kur'an'la tanışmasıdır. Okuma anlamında. Yani tilavet dilin Kur'an'la şereflenmesidir. Yani tilavet dilinin Kur'an'a, Kur'an'ın da diline şahit tutulmasıdır. Öyleyse tilavet çok haysiyetli bir iştir. Yani Kur'an metnini hafife alacak bir tutumumuz asla ve asla olamaz yani. Çünkü anlayacaksan okuyacaksın. Okumadan nasıl anlayacaksın bunu? Ama sadece okumayla yetinmeyeceksin. Bunun başka ikinci, üçüncü aşaması da var. Onları da ıskalamayacaksın. Tilavet iletişiminin başlangıcını oluşturur. Mesela ama bundan ibaret değil. Kur'an'la bir de kıraat iletişimimiz var. Bakın şeytanı çıldırtan iletişim kıraat iletişimidir. Mesela ayette, o ayette Nahl suresi 98. ayette feiza qara'tel Kur'ane buyuruyor Allahu Teala. Feiza televtel Kur'ane demiyor yani. Qara'te anlayarak okuduğun zaman şeytan çıldırır yani. Onun çıldırmasına karşı sen Allah'tan yardım iste, Allah'ın yardımı seni o müdahaleden koruyacaktır manasında bir müjde içeriyor zımnen. Kıraat aklın okumasıdır. Yani aklın Kur'an'la buluşmasına kıraat derler. Yani aklın Kur'an'la tanışmasına derler. Yani Kur'an'ın aklın Kur'an'la şereflenmesine kıraat derler. Aklının Kur'an'a, Kur'an'ın da aklına şahit tutulmasına kıraat derler. Fakat ister kıraat olsun,
ister tilavet olsun. Her ikisinin de bizi aydınlatan bir yapısı vardır. Yani tilavet de kıraat de ışık veren eylemlerdir. Kur'an'ın aydınlığından bizim yararlanmamızı sağlayan faaliyetlerdir. Hem tilavet hem kıraat. Biz Kur'an tilavetiyle, Kur'an kıraatiyle ışık alırız vahiyden. Çünkü vahyin bir adı da nurdur. Işığını Kur'an'dan almaktır tilavet ve kıraat. Tilavet ve kıraat bizi Kur'an'la ışıtan eylemlerdir. Ama bizim bir eylemimiz daha var Kur'an'la ilgili. Kur'an'ın bizden istediği bir davranış daha var. Onun da tertil deniyor buna. Tertil nedir? Tertil de Kur'an'ı yavaş yavaş anlaya anlaya, hissede hissede, ağır ağır okumaya. Yani adeta Kur'an'ı Kur'anlaşarak okumaya tertil denir. Bu ağır ağır, hissede hissede okuma aslında kalbin, gönlün bir eylemidir. Kalp ve gönül Kur'an'la sıcak bir iletişime girer. Tertil demek vahyin, Kur'an'ın kalbinle, gönlünle buluşmasıdır, tanışmasıdır, şereflenmesidir. Vahyin kalbine, kalbinin vahye şahit tutulmasına tertil derler. Tilavet ve kıraat ışıtan eylemlerdir. Tertil ise ısıtan eylemdir. Işıtmak yetmez, ısıtmak da lazım. Isınmak kalp ile, gönülle sağlanan iletişimin sonucudur. Işıtmak, aydınlatma anlamında tilavetin, kıraatin sonucudur. Isıtmaksa tertilin sonucudur. Daha bir ünsiyet sağlarsınız. Bir Müslümanın Kur'an'la bu üçünü birden yerine getirme görevi vardır. Bir tanesiyle yetinmemesi lazım. Ne tilavet diğerlerinin yerine geçer, ne kıraat, ne tertil. Hepsinin bizim yerine getirmemiz lazım gelen bir görev boyutu bize yüklenmiştir. Bunu ıskalamamak durumundayız. Evet, bunu başlangıçta bir daha söylemiş olayım. Peki biz ne yapıyoruz şimdi? Bakın, biz hem tilavet yapıyoruz, hem kıraat yapıyoruz, hem de tertil. Yani hem metni okuyoruz, hem onu anlamaya çalışıyoruz, hem de yüreğimizle bir irtibat kurmaya. Bu hayatımda neyi karşılayacak? Bu beni nasıl ısıtacak? Sadece ışıtması değil, ısıtması nasıl olacak? O tertil ile olacak işte. Cenab-ı Hak hep duamudur. Işık kaynağı olarak kabul ettiğimiz vahyi, ısı kaynağı olarak da anlayıp yaşayabilmeyi hepimize nasip etsin. Isınmak lazım, ısınmak. Kalbin ünsiyet sağlaması lazım. Hiçbir okumayı diğerinin önüne geçiremeyiz. Hepsi bizim için mukaddestir. Hele metin vazgeçilmezdir. O ideal manalar bu metinle bize sunulmuştur. Bu metine sadakatte kusur işlememek durumundayız. Şimdi tilavetimiz, kıraatimiz ve tertilimiz olacak şekilde surenin ilk 4 ayetini size hem okuyor hem de tercüme ediyorum. Estağfirullah, bismillah. Hel etâ alel insâni hînun mineddehri lem yekün şey'en mezkûrâ. İnsanoğlu henüz hatırlanabilir bir şey değilken o devasa zaman kavramının içinden belli bir süre onun üzerinden geçmişti değil mi? Biz insanoğlunu katışık bir nutfeden yarattık. Onu mutlaka deneyeceğiz. Bu nedenle onu gerçekleri işiten ve gerçekleri gören bir yapıda yarattık. İnna halaknel insane min nutfetin emşacin nebtelihi fecealnahu semi'an basira. İnsanoğlunu katışık bir nutfeden yarattık. Onu imtihan edeceğimiz için kendisini hakikatı işiten ve gerçeği gören bir yapıda yarattık. İnna hedeynahu sebile. Ve insanoğluna biz hakikatin yolunu gösterdik. İmma şakiran ve imma kafura. Şimdi kendisi bilir. Ya şükredici bir mümin olmayı tercih eder,
yahut da inkar edici bir nankör, kafir olmayı tercih eder. Kendisi bilir. Fakat eğer kafir olmayı tercih ederse bilsin ki inna a'tadna lil kafirine selasile ve aglalen ve sa'ira. Yani biz kafir olmayı tercih edenler için mutlaka ve mutlaka hazırlamış olacağız nice zincirler, nice bukağılar ve nice alevli bir ateş onlara hazırlamış olacağız diyor Allah-u Teala. Şimdi ayetin metni bu, ayetin tercümesi de aşağı yukarı bu. Fark etmişsinizdir, üzerinde durulması gereken bir takım meseleler var bu dört ayette. Ne var? Önce hafiften bir teknik, biraz teknik kaçabilecek iki dakikalık bir şey söyleyeyim. Surenin hemen başındaki birinci ayetin ilk kelimesi soru edatı, hel. Hel edatı Arapçada soru edatıdır. Mıdır, midir, mı, mi şeyleri verir. Cümleye bu katkıyı sağlar. Şimdi soru edatları Arapçada, diğer dillerde de öyledir. Sorular bazen cevabı beklensin diye, cevabı alınsın diye sorulur. Bazen sorular böyledir. Bazen soru cevap dikte edilsin diye sorulur. Bazen soru karşılığında muhatabı ayıplanması için sorulur. Bazen soru bilen anlatanın o meseleyi bildiğini ortaya koymak için sorulur. Yani sorudaki maksat değil mi? Böyle değil mi? Bu manayı verir. Yani sen Trabzonluydun. Değil mi? O biliyor onu işte yani. Onu bir daha vurguluyor mesele. Mesela sen filanca yerli değil miydin? O zaman ona hatırlatıyor. Bak oralıydın, gereğini yapmıyorsun yani. Niye yapmıyorsunuz? Burada bir ayıplama vardır. Sorular her zaman cevap beklendiği için sorulmaz. Şimdi burada da öyle bakın. Hel ete alel insani hinun mined dehri. İnsanoğlunun üzerinden dehirden bir zaman geçmiş miydi? Yani evet geçmişti. Geçmiş miydi? Evet geçmişti. Bu mana hel edatının Arapçada kad edatı manasını verdiğinin bir ispatıdır. Bazen böyledir. Hel edatı, kad edatı. Kad muhakkak manası veren bir edattır Arapçada. Hel eta alel insani demek, kad eta alel insani demektir. İnsanın üzerinden uzunca bir zaman geçmişti muhakkak demektir. Bu manayı vermek için bizim başka delillerimiz var. Bu yaratılışın bir süreç olduğunu ortaya koyan başka delillerimiz var. O delillerden bakarak şey yapıyoruz. Yani bu mana da burada vardır diyoruz. İnsanın üzerinden zaman, devasa zaman içerisinden belli bir dönem geçmişti. Geçmiş miydi? Geçmişti değil mi? Üçü de anlam olarak muhtemeldir. Hel edatlarının böyle üçlü bir anlam ihtimali vardır. Üçünde de nihayetinde mesajın varıp durduğu yer aynıdır. Fakat Allah-u Teala, yani şunu zannetmeyin. Allah-u Teala peygamberimize şimdi insanın yaratılışında üzerinden zaman geçmiş miydi? Ben bunu bilmiyorum, sen bunu bana bir öğret demek değil yani. Allah-u Teala sonradan bilgi sahibi olmaz. Allah'ın sonradan bildiği bir şey yok. Allah her zaman bilendir. Hele şöyle bir olsun, sonra bakarız biliyor muyuz bilmiyor muyuz. Yok öyle bir şey yok yani. Allah ve bilmemek yok yani. Allah bilir. Her zaman bilir. Bu sorularda maksat cevabı beklemek değil, cevabı dikte etmektir. Mesajı öğretmektir. Onun için sorular kullanılır. Her soru edatı cevap beklemek için sorulmaz. Bunu bir daha söyleyeyim. Hani mesela çok herkesin bildiği bir örnek olsun. Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fiili, değil mi? Fil suresini herkes biliyor. Elem tera
Keyfe feala rabbuke bi ashabil fil. Rabbinin fil ordusuna ne yaptığını, nasıl davrandığını görmedin mi? Bu ne demek? Gördün yani. Yani görmek, oradaki görmek de bilmek demektir. Biliyorsun değil mi? Mutlaka biliyorsun. Acaba bu bunu duydu mu duymadı mı? Öyle bir soru değil bu. Onun olduğunu dikte eden soru ifadeleri bazen, mesela adama yemek yer misin diye sorarsın. Ya bu bir nazik bir ifadedir. Belli uzaktan geldi, yiyecek. Ama siz ona bir soru ifadesiyle onu söylersiniz. Maksadınız yemesini temin etmektir. Duha suresinde var mesela. Elem yecidike yetimen feava. Rabbin seni yetim bulmamış mıydı ve barınmanı sağlamıştı değil mi? Rabbin seni yetim bulmamış mıydı? Ne demek bu? Yetimdin işte yani. Onu hatırlatıyor. Bir bilgiyi hatırlatmak için soru ifadeleri kullanılır. Yoksa bilgi sahibi olmak için filan değil. Allahu Teala sonradan bilgi sahibi olmaz. Bu cümlemi yinelemiş olayım. Şimdi geliyorum. Bu ayette iki tane kavram var. Bu kavramların bir tanesi hin kavramı. Hin. Bunu ben nereye baktıracağım bunu ya? Buraya mı? Ha. Bak, adam bir tanesi yoldan giderken bir tane hayvan işte yola uzanmış, kuyruğu yolda, başı böyle çalılığın içinde. Giderken anlamadı, bastı hayvanın kuyruğuna. Hayvanın kuyruğuna basınca tabii bağırdı hayvan öbür taraftan. Bizimki ne dese beğenirsiniz. Allah Allah, biz nere bastık, ses nereden çıktı demiş. Yani her bastığın yerden ses çıkacak zannediyordu. Ben de ne bileyim, o orada diyor, oraya duruyoruz. Meğer buraya dönmek lazım yani. Sonra şey, sistem arızalıydı demenin bir alemi yok. Değil mi? Işığını yanlış yerden arayan adamın durumu böyledir işte. Aynen böyle oluyor yani. Kur'an'a göre Müslümanım diyor. Ben Kur'an'ın talebesiyim. Kur'an benim vazgeçilmezimdir diyor. Ama Kur'an'dan beslenmiyor. Nasıl oluyor bu? Ay şeyi, çanağı çevirmiş bilmem kuzeye doğru, 42 derece güneyden TürkSat yayını alacağını zannediyor. Yanlış döndün beyim, yanlış. Bu o taraftan, güneyden almaz. Kuzeye döndün çünkü. Hatta bazen çanağı güneye çevirmek de yetmez. Tam 42 derece güneye çevirirsin çanağı, gene çekmez. Niye? Frekansın tutmuyor. Frekansın tutmadı mı çekmez. Kur'an'ı açıyorum diyor. Açıyorsun da frekansın tutmuyor. Frekansı kaybetti. Ondan böyle bakıyorsun sadece. Beslenme anlamında bu verir. Alıcın kapalıysa Kur'an ne yapsın sana? Değil mi? Kapalı bir elektrik düğmesi açılmadıkça ışık vermez. Kapalı Kur'an. Kur'an'ın sadece kapalı olması kapalılık anlamına gelmiyor. Anlaşılmaması da kapalılıktır. Anlamıyorsun, kapalı duruyor. Niye ışık vermiyor? Açmadın ki. Frekansını tutmuyor. Başka frekanslarda dolaştırıyorsun. Onun için. Yoksa bu anlaşılmaz bir kitap değil. Şimdi burada iki tane kavram var. Biri hin kavramı, hin, bir de dehr kavramı. İkisi yan yana geçiyor. Hinun mined dehri. İnsanın üzerinden dehirden bir hin geçmişti değil mi? Peki şimdi biz dehri de bilmemiz lazım, hin kelimesini de bilmemiz lazım. Dehir ve hin. İkisi birbiriyle ilişkilidir fakat biri diğerine göre daha kapsayıcı bir kavramdır. Hin daha dar bir zaman dilimi manası verir. Başı sonu belli olan, nerede başladığı, nerede bittiği belli olan zaman dilimine hin denir. Dehir ise çok daha geniş bir kapsamı bize ifade eder. Başı sonu belli olmayan, yani bizim bilemediğimiz, bilemeyeceğimiz bir süreci ifade eden kavram dehir kavramıdır. Şimdi anlaşılıyor ki dehir hine göre daha geniş bir zaman manası bize verir. Evet, öyledir. Peki ayette ne diyor Allahu Teala? Ayette diyor ki insanın yaratılış sürecinde o devasa zaman aralığının belli bir kesiti geçmişti. Hin
anlık mana vermez. Yani bir zaman aralığıdır, fakat o başı sonu belli olan bir zaman aralığıdır. Buradan bir yere geleceğiz. Tabii bunda bir şey demek istiyor Allah-u Teala. Onun ne olduğunu ortaya koyacağız. Fakat işin biraz hani dehir kelimesi geçince pek çok kardeşimizin mutlak surette bir çeşit bildiği bir kavramdır bu dehir. Duyulmuştur yani. Dehir duyulmuş. Nasıl duyulmuş? Nerede duyulmuş? İşte mesela bir rivayet var. O rivayette geçiyor. Ben o rivayeti yazdım. Dehre sövmeyin çünkü dehr Allah'tır diye bir rivayet var. Yer, geçtiği yer belli. Ahmet İbn Hanbel'in Müsned'inde geçiyor. Onun Arapça metni de şu: La tesubbu dehre fe inne dehre huvallahu. Böyle bir rivayet var. Dehre sövmeyin. Niye böyle bir şey var? Çünkü Câsiye suresinde hani konu bağlarını iyi kurmak lazım. Ne alakası var deyip kenara çıkmanın bir alemi yok. Niye böyle bir şey söyleniyor diye böyle yakınmanın bir alemi yok. Câsiye suresinde Mekkeli müşriklerin zamana ve ilahi güce dair bir kanaati dile getiriliyor. Orada diyor ki Mekkeli müşrikler: وَقَالُوا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرُ. Yani hayat dediğiniz nedir? Bu içinde bulunduğumuz hayattır. Diriliriz, ölürüz. Hepsi bu. Bizi helak edecek olan şey sadece dehirdir diyorlar. Onu diyen, onu kabul eden Mekkeli müşriklere karşı müminler de yani olur mu öyle şey yani? Bizi zaman mı helak ediyor yani? Zaman mıdır belirleyici olan? Belirleyici olan Allah'ın kudretidir anlamında dehirle alakalı böyle nahoş cümleler söyleyenler çıkıyor. Onları uyarma noktasında Peygamberimizin bu sözü söylemiş olma ihtimali var. La tesubbu dehre. Dehre filan sövmeyin. Sövmeyin. Bizim literatürümüzde sövgüye yer yok arkadaş. Niye? Bakın oraya yazdım. En'am suresi 108. ayet. En'am suresi 108. ayet. Ve la tesubbullezine yed'une min dunillahi feyesubbullaha adven bigayri ilmin. Allah'ın peşi sıra tapındıkları varlıklara sakın ha sövmeyin. Sonra bilgisizce kalkar, onlar da Allah'a söverler diyor. Sövmeyin. Sövgüyü Müslümanın gündeminden çıkarmak istiyor Allah-u Teala. Burada da kötü söz, kötü sözle herhangi bir şeyi nitelendirmeyin. Böyle sövgüye, küfre işi dönüştürecek karşı çıkışlar yapmayın. Burada dehir denen şey aslında dehir dahil her şeyi içeren, zamanı da başka varlıkları da içerecek şekilde mutlak yaratıcının Allah olduğuna dikkat çekmektir. Nitekim başka bir rivayette oradaki dehir kelimesi dahir şeklinde geçiyor. Dahir. Dehir başı sonu belli olmayan zaman demek, dahir o zamanı yaratan demektir. Eğer la tesubbu dehre fe inne dehre huvallahu değil de la tesubbu dehre fe inne dahire huvallahu ise, o zaman hiçbir sakıncası yok bunun. Zamanı yaratan Allah'tır. Böyle bir sövgüye sakın ha kendinizde, zihninizde yer vermeyin. Bunu böyle anlama imkanına sahibiz. Şimdi sözün burasında bir şey daha söylemeliyim. Bu toplum zannediyor ki Mekkeli müşrikler hiçbir şeye inanmıyor. Bak kardeşim, Mekkeli müşrikler inanıyordu. Mekkeli müşrikler dinsiz filan değildi. Din diye bir şeye inanıyorlardı. Hatta onların Hazreti Peygamber'e karşı çıkışının nedeni onların yaygın olan dinine karşı çıkmasıdır. Yani Peygamberimiz o şirk dinine karşı mücadele ettiği için onlar dinlerini savunma adına Peygamberimize karşı çıktılar. Mekkeli müşriklerin Hazreti Peygamber'e yönelik 10 tane suçlaması vardır. 10 tane. En temelde 6 tanedir
ama ona çıkartılabilir bunlar. Bunlardan bir tanesi peygamberimize kezzap diyorlar. Kezzap. Kezzap ne demek? Sürekli yalan konuşan, her çeşit yalan konuşan demektir. Yalan. Müfteri diyorlar peygamberimize. Sen iftira edicisin. Nahl suresi 101. ayette geçiyor. İftira. Neye iftira diyorlar bunlar? Demek istiyorlar ki bizim inandığımız Tanrı Allah sana bir şey indirmemiştir. Sen yalan konuşuyorsun, Allah'a iftira ediyorsun. Allah'a iftira etmekle peygamberimizi suçluyorlar. Bunu şunun için söylüyorum. Mekkeli müşrikler din adına hiçbir kabulü olmayan adamlar değildi. Yok öyle bir şey. Bal gibi dinleri vardı. Diniyorlardı. Bal gibi derken yani iyi bir dini vardı demek istemiyorum. Hemen oradan bir şey çıkarmasınlar. Yani bir dindarlık vardı vatandaşların içinde. Şimdi mesela sıra oraya gelse bir sürü ayet okurum ben. Mesela bir tane söyleyeyim. Mekkeli müşriklerin din algısını ortaya koyan bir ayet söyleyeyim. Furkan suresinin 42. ayeti. İnkâde leyudillunâ an âlihetina levlâ en sabarnâ aleyhâ. Biz bu ilahlarımızı savunmada samimi, ısrarcı ve kararlı davranmasaydık, bu Muhammed az kalsın bizi ilahlarımızdan saptıracaktı. Adamların ilahları var. Din diye bir şeye inanıyor. Böyle hiçbir şeye inanmayan kutla yemut öyle değil, ateist değil. İçlerinde ateist var. Ama içlerinde Allah'a inanan da var. Değil mi? Şefaate inanıyor ya adam. Şefaate inananlar inançlarını nasıl dile getiriyorlar? Diyorlar ki ve yekulune haulai şufaauna indallahi. Bunlara biz tapmıyoruz. Tapmamızın sebebi bizi Allah'a yakınlaştırsınlar. Bu Zümer suresi 3. ayet. Ve bunlar Allah katında bize şefaatçi olsunlar. Yunus suresi 18. ayet. Allah katında şefaat istiyor. Ne demek bu? Ya inanıyor demek ki yani. Adam neye inanmıyor yani? Mekkeli müşriklerin ahirete inanmadığı şeklinde bir söylem de var. O da hatalıdır. Evet, inanmayanı var. Ama inananı da var. Mesela okuyayım mı inananlarla ilgili ayet? Bak açtım çıktı. Kehf suresi hangisi? 36. ayet. Diyorlar ki ve mazunnu saate kaimeten. Bu son saatin gerçekleşeceğini pek zannetmiyorum. Ve leyin rudittu ila rabbi. Eğer Rabbime döndürülürsem leecidenne hayran minha mungaleba. Buradakinden daha hayırlısını mutlaka bulacağım ben diyor. Le-eciden-ne hem de le-eciden-ne. Başta lam, sonda şeddelinun. Mutlaka daha hayırlısını bulacağım ben orada diyor. İnanma, bu inanmıyor da ahirete denir mi? Yani değil mi? Biraz ayaklarımızın yere basması lazım bir şey konuşurken. Bakın, Meryem suresi kaç? 77. ayet. Efera eytellezî kefera bi âyâtina. وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. Demiş ki ayetlerimizi inkar edeni görmedin mi? Gördün mü şu adamı? Diyor ki bana pek çok mal ve pek çok evlat verilecek. Öbür tarafta. Allah-u Teala da diyor ki اَتَّلَعَ الْغَيْبَ. Bu adam gaybı mı biliyor ya? اَمِتَّقَدَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا. Rahman'dan bir söz mü aldı? Bir vaadi mi var Allah-u Teala'nın bunlara böyle ayrıcalıklı davranacağına dair? Hayır. Bunu şunun için söylüyorum. Mekkeli müşriklerin ahirete inanmayanı var, tamam. Niye? Onu nereden biliyoruz? Necm suresinden biliyoruz. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْسَى. Necm suresinin 27. ayeti. Evet, ahirete inanmayanları var. 2. Tanrı diye bir şey kabul etmeyip zamana tapanları var. İşte bu bugün hep onun üzerinde duracağız. Dehr. Dehre tapıyor adam. Bu nerede geçiyor? Câsiye suresinin 24. ayetinde geçiyor. Dehre tapanlar var. Ahirete inanmayanlar var. Ahirete inananlar var. O demin okuduğum ayetler inananların olduğunu gösteriyor. Ayrıca inançla inançsızlık arasında gidip gelenler var. Öyle var mı? Var. Öylesi de var. Nereden biliyoruz? Onu da Câsiye suresinin 32. ayetinden biliyoruz. Diyor ki Rabbimiz
onlarla alakalı. Ve izâ kîle inne va'dallâhi hakkun. Denildiği zaman ki Allah'ın vaadi gerçektir. Ve sa'atü lâ raybe fîhâ. Son saatte de hiçbir şüphe yok, mutlaka gerçekleşecektir. Lâ raybe fîhâ o demek, hiç şüphe yok. Kultum diyordunuz ki, mâ nedrî mes-sâ'atü. Son saatte neyin nesidir, anlamıyoruz biz bunu. İnne zunnu illâ zannen. Bu konuda sadece zannımız var. Zan ediyoruz. Ve mâ nehnu bimüsteykinîne. Henüz ikna edilmedik tam manasıyla. Bu tereddütlü olanlar var. Şimdi bak kaç türlüymüş Mekkeli müşriklerin ahiret inancıyla alakalı. En az üç grup var yani. Bunlar hiçbir şeye inanmıyordu. Daha neye müşrik diyorsun o zaman? Müşrik ana bir güce inanıp ona ortak koşana derler. Şirk bir ortaklık kurumunun adıdır. Böyle dinsizdi, hiçbir şeye inanmıyorlardı. Öyle bir şey yok. Yani onu bilmeyene yuttur yani. Öyle bir şey yok. Bunun Kur'an'ı altyapısında bu adamlar biliyorlardı. Karşı çıktıkları neydi? Tek Allah inancı bir ve peygamberlik kurumu iki. Bunlar insan peygamber istemiyorlardı, sevmiyorlardı. Peygamberimize yönelik suçlamalarının sebebi de kendi dinlerini savunmaktı. Bu konu açıldığın zaman hep aklıma bir ayet gelir. Sizinle paylaşayım onu. Firavun var ya, Firavun. Firavun, adam diyor ki, Firavundan ne beklenir arkadaş ya? Firavundan iyi bir şey beklenir mi? Beklenmez. Ama onun da dini var. Var kardeşim. Yani bizim benimseyeceğimiz bir din değil hiç şüphesiz, ama o da toplumuyla iletişimini din üzerinden şekillendiriyor. Diyor ki bakın, açın gidin evde bakın. Mü'min suresinin 26. ayeti. 26. ayet. Ve kâle firavunu. Firavun demiş ki, ve kâle firavunu'yu biliyorsunuz değil mi? Anlattım bunu. Ve kâle firavunu, ofta Çaykara'da vaaz ederken mollanın biri dedi ki, bak heyecanlandı adam, çıkmış Çaykara'da kürsüye. Çaykara'da vaaz etmek kolay mı? Hepsi müftü hoca aşağıdakileri. Orada çıkmışsın vaaz ediyorsun. Sıkıntılı bir iş. Adam aşağıdakileri görünce bir baktı ki bir efendi orada, bir hoca orada, bir müftü orada. Allah'a her taraf şey. Heyecanlandı, bir de ayet okuyor. Ve kâle firavunu, ve kâle firavunu derken şaşırdı. Dedi ki firavun puyurdi. Firavun puyurdi. Firavun puyurur mu? Aşağıdaki dedi ki he dedi. Firavun da puyurur. Ve kâle firavunu, firavun afkurdi. Afkurmak bizim orada köpeğin havlamasına diyorlar yani. Firavun mu buyururmuş filan. Heyecanlandı adam, ne yapalım. Ve kâle firavunu, firavun afkurdi diyebiliriz yani. Çünkü lafa bak şimdi. Zeruni, beni bırakın diyor. Beni bırakın. Ektul Musa, bu Musa'yı öldüreceğim ben diyor. Hazreti Musa'yı. Ben onu öldüreceğim. Vel yed'u rabbehu. O da Rabbine dua etsin, dursun bakalım. Ben bunu öldüreceğim. Niye? Sebep ne biliyor musunuz? İnni ekhafu. Ben korkuyorum. Nereden korkuyormuş Firavun? En yübeddile dineküm. Bu adam sizin dininizi değiştirecek ya, bundan korkuyorum. Bak bak, dini değiştirecek. Neyi değiştirecek? Doğru. Evet, dini değiştirecek. Firavun da bir din savunuyor. Musa bir din getirdi, tevhidi, onun şirkine karşıydı. Küfrüne karşıydı, ilahlık iddiasına karşıydı. Adam korkusunu dile getiriyor. Dini değiştiriyor, dininizi değiştiriyor. Tanış değil mi bu cümleler? Bak neyi bu yani, ben her zaman şunu söylüyorum. Mekke'de bakın, Mekke'de Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed'in vahiy adına söylediklerini alın yani kenara çekin, ya da Hazreti Muhammed vahiy adına bir şey söylememiş olsun, Mekkeli müşriklerin Hazreti Muhammed'le hiçbir problemi yoktu. Ne problemi olacak? Son derece gözde bir insandı. Problemleri çözen, zeki, güvenilir, emin demişler işte. Öyle biriydi. Ama ne zaman ki vahiy adına bir şey söyledi, bütün düşmanlıkları depreşti. Bütün suçlamaları vahiy üzerinden peygamberimize yöneldi. Peygamberimiz üzülünce Rabbimiz dedi ki ona,
Kad na'lemu. Biz biliyoruz. İnnehu le yahzunukellezî yekûlûn. Bu adamların sözlerinin seni hüzünlendirdiğini biz biliyoruz. Fe innehum la yukezzibûneke. Bu adamlar seni yalanlamıyorlar. Velakinne zâlimîne bi âyâtillâhi yec'adûn. Bu adamlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. En'am suresi 33. ayet. Açın bakın. Yani problem vahiy. Peki vahiy neye müdahale ediyor? Şirke. Şirke müdahale edince şirkten nemalanan insanlar gayrete geliyor. Hemen aklıma Sa'd suresi geliyor şimdi. Ben nasıl okumayacağım bunları ya? Diyorlar ki Sa'd suresi de peygamberimize. Vacibu en caahum munzirun minhum. İçlerinden bir uyarıcının gelmesine şaşırdılar bu adamlar. Ve kâlel kâfirûne hâzâ sâhirun kezzâb. Bu kafirler demişler ki bu Muhammed büyücü yalancının tekidir. Niye yalancı? Neymiş yalancılığı? Ece'alel âlihete ilâhen vâhidâ. Bir sürü ilahlarımız vardı. Bir taneye indiriyor bunu ya. İnne hâzâ leşeyun ucab. Ne acayip bir iş bu. Vantalakal mele'u minhum. İşlerinden yönetici durumunda olanlar harekete geçiriyorlar. Diyorlar ki millete enimşu. Hadi siz de harekete geçin. Vasbiru ala alihetikum. İlahlarınızı savunun. Ya bu bir müşrik sözü be. İlah Allah'a karşı ilah mı savunulurmuş? Yani tevhide karşı şirk mi savunulurmuş? İnne hâzâ leşey'un yurâd. Şimdi sizden istenen bu. Savunun. Hatta diyorlar ki ma semi'na bihâzâ fil milletil âhire in hâzâ illâ ihtilâk. Bunun dediği bu sözleri biz son dinde, son zamanlarda duymadık. Bu ortalığı karıştıran adamdır. Kim? Hazreti Muhammed. Nedir ortalığı karıştırdığı şey? Tevhid. Nedir? Şirkle mücadele. Yani adamlar kendi statikolarının sarsılmasını istemiyorlar. O Sa'd suresinin ilk 8 ayetini okuyun anlarsınız yani. Mesele bunun üzerinden yürüyor. Yoksa mutlak bir dinsizlik iddiası falan yok. Adamın menfaati karışıyor. Biz şahsen benim adım Mehmet Okuyan. Bak benim ne grubum var, ne cemaatim var, ne tarikatım var, ne kliğim var. Ne yok, hiçbir şeyim yok. Ben takım sporlarını sevmem zaten. Ben tek başıma. Nedir tek başınalık? Allah'ın kitabına talebeyim ben. Ya bir menfaatim yok. Kimseye hakaret etmiyorum. Hiç kimseyle kavga etmiyorum. Diyorum ki Allah'ın kitabı. Aa bak ayet şu. Mesele bu. Senin düşüncen de şu. Gel düşünceni Kur'an'a arz et. Bakalım uyuyor mu uymuyor mu? Bana gel demiyorum arkadaş. Bana gelme, ne işin var bende? Kendine gel, kendine. Bana niye geliyorsun ki? Allah'a gel, kendine gel. Bana gelme. Kimi istersen dinle. Kimin kitabını istersen oku. Ama önce Allah'ın kitabını oku. Allah'ın kitabını oku. Sonra okuduğun kitapların hangisi doğru, hangisi yanlış. Anlarsın bunu. Fıtratın ve vicdanın seni tetikler arkadaş. Vallahi billahi tallahi davetim asla bana değildir. Öyle bir şey yok. Allah'ın kitabınadır davet. Kendinizedir, fıtratınızadır, vicdanınızadır. Grup yok diyorum ya, cemaat yok, camia yok, yok. Böyle takıntılarım yok benim. Sen cehenneme gitme, ben de gitmeyeyim diye uğraşıyorum. Başka bir derdim yok. Gel Allah'ın kitabı, mahşerde sorular bu kitaptan çıkacak. Gel bu kitaba çalış diyorum. Bir şey demiyorum ki. Değil mi yani? Benim yazdığım dergiyi parayla al demiyorum. Benim yazdığım kitabı parayla al demiyorum. Yani bizim gruba aidat öde demiyorum. Öyle bir şey yapmıyorum. Grup yok zaten. Ne olur sen de kurtul arkadaş. Ben de kurtulayım. Sen de kurtul. Korkma, cennet geniş. Orada herkese yer var. Böyle birbirini cehenneme postalamanın bir alemi yok. Davamız, davetimiz Allah'ın kitabınadır. Ve da'iyen ilallahi biizni. Allah'ın izniyle, Allah'ın buyruğuyla Allah'a davet ediyoruz. Başka bir davamız ve başka bir davetimiz yok.
Billahi tallahi böyle, başka bir amacımız yok. Hiçbir zaman olmadı. Olmayacak da. Evet. Şimdi diyor ki Rabbimiz, Mekkeli müşriklerin karşı çıktıkları şeyler var. Ne karşı çıkıyor? İnsanın yaratılış sürecinde, yani tek ilah üzerinden değil, ilahlar üzerinden bir zihni karışıklıkları var. Yaratılışın amacı noktasında zihni dalgalanmaları var ve Risalet grubuna dair redleri var. Heh, onlara Kur'an bu suresinde insanın yaratılışıyla alakalı bence ayetlerin detay diyebileceğimiz sunumları var. İşte o detay diyebileceğim sunumlardan biri bu. Uzunca bir zamanın içerisinden belli bir hin denen zaman aralığı insanın yaratılışında üzerinden geçmişti. Lem yekün şey. Lem yekün şeyen mezkura. Henüz hatırlanabilir bir şey değilken. Ne demek bu biliyor musunuz? Bu şu demek. İnsanın yaratılışında bir süreç var. O sürece baktığınız zaman o sürecin belli aşamalarında gördüğün, bildiğin şey insan diyebileceğin bir şey değil. Yani bu insandır. Aha bak bu insan diyemiyoruz. Başka bir şey var. Başka şeyler var. Ne var şimdi, tek başına konu o değil. Ben oraya girmiyorum. İnsanın tabiattaki elementer yaratılış süreci var. 7 aşamadan meydana gelir. Ana rahmindeki bir de biyolojik, embriyolojik yaratılış süreci var. Şimdi tabiattaki kısmını bırakalım. Hani çamur, su, toprak, işte çamurdan bir öz, konsantre çamur, fırınlanmış çamur, işte böyle fakkarı var, hame-i mesnunu var vesaire. Onları bırakalım. Gelelim ana rahmindeki yaratılış sürecine. Ben size söyleyeyim. Şimdi burada diyor ki, insanoğlunu biz nutfe-i emşac'dan yarattık. Nutfe-i emşac. Bir tabir bu. Nutfe-i emşac. Ben neler yazmışım oralara, onu geçiyorum. Yoksa bitmeyecek. Nutfe-i emşac. Nutfe. Nutfe, Kur'an-ı Kerim'in sıklıkla kullandığı bir kavram. Ama bu ayette bir emşaç sıfatıyla kullanılıyor. Nutfe-i emşaç. Emşaç, karışık, katışık, döllenmiş, buluşturulmuş, birleştirilmiş demek. Birleştirilmiş, yani bu spermle, bugünkü bilgimiz gereği söylüyorum, spermle yumurtanın buluşması demek bu. Yani o nefs-i vahide denen ilk can, ilk cevher, İnsanı insan yapan canlılık halinin ilk aşaması yani. Şimdi bakarsınız, nutfe dediğiniz bir spermle bir yumurtadan meydana gelmiş küçücük bir zigot. Nutfenin bilimsel karşılığı zigot şimdi. Baktın şimdi zigota. Zigota baktığında insan göremezsin. Alaka, alak, yapışkan, asılı duran şey demektir. O ceninin, ana rahminin duvarına yapışmış haline alaka derler. Alak, alaka yani. Alakaya bakıyorsun, bu da insan bir şey görmüyorsun yani. Görünmüyor. Üstelik şimdi mikroskopa rağmen görmüyorsun yani. Sonra o mudgaya dönüyor. Müminun suresi 13-14. Ayetler bunu anlatıyor. Mudgaya dönüyor. Bir de Hac suresi 5. ayet var. O da bu konuyu anlatıyor. Mudga nedir? Mudganın tercümesi bir çiğnem et parçası. Yani bir eti ağzına alır çiğnersiniz de o etin üzeri nasıl böyle pötür pötür olursa onun görüntüsü aynen öyle.
modern embriyologların tespiti budur. Kanadalı Moore diye bir embriyolog var. Onun embriyoloji diye bir kitabı var. Bende var. Harika bir çözümleme yapmış. Kur'an ayetleri elhamdülillah böyle bangır bangır insanın yaratılışını bağırıyor yani. Orada o bilgiler var. Peki baktığın zaman bu insandır diyebiliyor musun? Hayır, diyemiyorsun. Hem ilk insanın yaratılışında üzerinden devasa bir zaman geçmiştir. Hem her insanın yaratılışında bu böyledir. Yani tabiattaki seni sen yapan hücrelerin hangi tarlada, hangi bitkide ne kadar zaman kaldığını biz bilmiyoruz. Ama üzerinden uzun bir zaman geçiyor. Hücre erkeğin spermi kadının yumurtası haline geliyor. O uzun bir zaman istiyor. Ondan sonra da o ana rahmine düştüğü zaman, önce rahim yoluna, sonra rahme gittiği zaman, o süreçte de 9 ay 10 günlük, yani 39, 40, 41 hatta 42 hafta süren bir yolculuğu var. Onu anlatıyor işte. Bir zaman geçti üzerinden insanoğlunun. Yaratılış bir süreçtir. Yaratılış süreçtir deyince hemen bazıları şey yapıyor, sinirleniyor. Bu diyor evrimdir. Evrim işte nedir? Evrim işte maymundur filan bilmem ne. Ya kardeşim ne maymunu ya? Maymun filan yok. Öyle bir şey yok. Ama süreç var. İnsanın yaratılışında süreç var. Evrenin yaratılışında süreç var. Allah gökleri yeri 6 günde 6 evrede yarattığını söylüyor. Fussilet suresinde hangi evrede neyi yaptığını anlatıyor kardeşim, gözünü seveyim ya. Yani filancaya kızacağız diye bizim hakikatleri örtbas etmemizin bir alemi yok. Yazıyor işte burada. İlk 2 de şu oldu, o 2 ile beraber ikinci 2 de şunlar oldu, son 2 de şunları yaptık diye. Fussilet suresi 7, 8, 9, 10, 11, 12. ayetler ayan beyan bu işi anlatıyor. Ve vellezî yebde'ul halka, Allah yaratmayı başlatır diyor. Secde suresi 7. ayette ellezî ahsene külle şeyin halakahu ve bede'e halkel insani min tîn, Allah insanı yaratmaya çamurdan başladı diyor. Bir başlama, bir süreç var. Ama bu bizim zannettiğimiz gibi doğal seleksiyon değil, doğal bir süreç değil. Her aşamasında Allah'ın müdahil olduğu bir dönem. Allah her anına müdahildir insanın yaratılışının. Bir an yaratmak kudret işidir elbet, ama her an yaratmaya müdahil olmak o daha büyük bir kudrettir. Yani bundan söz edince işte ara formlar filan, ara form yok. Allah insanın ilk yaratılışında sudan ve çamurdan yarattığını söylediği ayetlerde de insanla alakalı iki kelime kullanır. Bazen beşer, bazen el insan kelimesini kullanır. Yani ara bir forma asla ve asla gönderme yapmaz. Ama insanın yaratılışında bir süreç var. Öyle diyor. Henüz anılan bir şey değilken üzerinden zaman geçmişti, bunu bilin. Şimdi her insanın yaratılışında da üzerinden bir sürecin geçmesi bu hakikatin bir başka ispat edilmiş halidir. Ha peki niye yarattı? Şimdi burada tabii bunun açılımı, bir sürü ayet var. O ayetlere girmiyorum. Niye yarattı? Ayetin ikinci kısmı. İkinci ayetin ikinci kısmı. Niye yarattı? Nebtelihi. Biz o insanı imtihan edeceğiz. Nebtelihi. Onu imtihan edeceğiz. Bu yüzden fecaalnahu semi'an basira. Bu yüzden onu hakikatleri işiten ve gerçekleri gören bir yapıda yarattık. Ben şimdi bunları böyle anlatınca Kur'an'ın bilimle bir kavgası yoktur. Bunu ifade etmeye gayret ediyorum. Ama benim amacım Kur'an bir bilimsel bilim kitabıdır demek değildir. Ben öyle bir şey demiyorum. Ama bilime işaret eden, bilime yönlendiren, bilimle asla çelişmeyecek bir tarafı olduğunu söylüyorum. Yani şimdi şu var mı Kur'an'da diye hemen soruyor bana. Ya o olmayabilir. Ama olan şey seni bir hakikate doğru yönlendiriyor arkadaş. Kainat, evren de bir kitaptır. İnsan da bir kitaptır. Vahiy de bir kitaptır. 3 tane kitabımız var. Üçünden de Allah'a ulaşacağız. Bu bizden isteniyor yani. O 3 kitap, ben bir tweet atmıştım da 3 kitaptan da Allah'a ulaşılır demiştim. O 3 kitabın öncesinde kainat kitabı, yani evren kitabı,
insan kitabı ve vahiy kitabı diye önce bir tweet attım. Sonra da bu üç kitaptan da Allah'a ulaşılır diye yazdım. Önceki tweet'i okumuyor. Diyor ki yeni bir şey çıktı. Bu da Tevrat, İncil, Kur'an, bu üçünden de Allah'a ulaşılır diye bir diyalogcu çıktı. Ya diyaloğa dibinden beri en çok sert tepki veren adamlardan biri benim. Bu çabur bana tutmaz. Okumuyorsun tweet'in üstünü, cımbızlayıp çekiyorsun aradan. Sonra niye üç kitap olsun? Zebur kitap değil mi? Derken dört tane derim. Niye üç diyeyim yani? Hani kastım o değil ama ben vahiy deyince hepsini kastediyorum. Evren deyince bu mahlukatı, insan deyince de ikisini de okuyacak olan bu muhatabı kastediyorum. Yani bu değerler arasında bir kavga yoktur. Onu anlatmaya çalışıyorum. %100 bilimsel olarak şudur deyip kestirip atma iddiam yok. Öyle bir bilgi sahibi de değilim. Ben öyle bir laboratuvarlarda çok çalışmış da bir şeyleri gördüm ama öyle derinlemesine tahlil yapacak durumda değilim. O bilim insanlarının işidir. Onlar yapsınlar. Ama Kur'an'ın bilimle kavgası olmadığını ifade etmek istiyoruz yani. Amacımız bu. Bir embriyolog benden çok daha iyi anlar Müminun Suresi 12, 13, 14. ayeti canım. O embriyolog Haç Suresinin 5. ayetini benden daha iyi anlar. Hatta şu İnsan Suresi 2. ayeti daha iyi anlar benden. Anlasın. Bu kitap onun da kitabı hoş yani. Ben okuyunca sorumluluk ondan kalkmıyor. O da okuyacak, ben de okuyacağım. Sorular ona da çıkacak, bana da çıkacak yani. Bir kişiye standart soru, herkese aynı soru sorulmayacak. Herkese durumuna göre soru sorulacak. Değil mi? Bir de öyle bir sıkıntı var. Herkese aynı sorular sorulacak. Bu ne kadar Kur'ansızlık ya. Ya sen Maide Suresi 48. ayeti bir kere okumaz mısın ya? La bir kere okusan var ya, bir kere. Bu sözü söylemeyeceksin ya, bir kere. Orada Allah-u Teala diyor ki velakin liyebluveküm fîmâ âtâküm. Allah sizi deneyecek, size ne verdiyse onunla deneyecek. İmkan neyse imtihanın odur yani. Yani sorular standart değil, değişkendir adamına göre, duruma göre. Neyi soracağının kararını da Rabbimiz verecek, biz değil. Biz haşa Allah'a soru listesi verme densizliği yapamayız yani. Onu o bilir yani. Evet, nebtelihi, biz o insanoğlunu imtihan edeceğiz. Bu yüzden fecaallahu semi'an basira, onu hakikatleri işiten ve gören bir yapıda dizayn ettik. Bakın ben buraya şeyler aldım. Kur'an'da insanın yaratılış gayesinin imtihan olduğunu ortaya koyan ayetler var. Yazdım hepsini şu alta. Ama sadece o kadar değil. Mesela şu ayetler de var. İnsanın yaratılış ve yaratılış gayesiyle ilgili bu ayetler de var. Bakın kaç grup ayet var. Ben şimdi bunları teker teker biraz bir kısmını okuyayım elbette. Mesela bakın, insan abes olsun diye yaratılmamıştır. Bunun ayeti şudur. Efe hasibtum ennemâ halaknâküm abesen. Ne zannediyorsunuz? Sizi abes olsun diye mi yarattık? Demek abes olsun diye yaratılmadık. Bir. İki, insanoğlu dünyada başıboş bırakılmadığı gibi ahirette de başıboşluğa terk edilmeyecektir. Hangi ayet? اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى İnsanoğlu başıboş bırakılacağını mı zannediyor? Hem bu alemde hem öbür alemde. 2. 3. O ayetleri yazmadım, onları söylerim diye yazmadım. Bir Enbiya suresinde bir de Duhan suresinde şöyle ayet var. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِب۪ينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِب۪ينَ İkisinin birinde sema, birinde semavat geçiyor. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan şeyleri oyun olsun diye yaratmadık diyor Allah-u Teala. Ma halaknâhumâ illâ bil hakkı. Hepsinin bir amacı vardır yaratılışının. Velâkinne ekserehum lâ ya'lemûn. Ama insanlar bilmiyorlar, çoğu bilmiyor, o başka. Demek oyun olsun diye de yaratılmadık. Sonra bakın Ankebut suresi 2. ayet. Diyor ki Rabbimiz Elif lam mim. Ehasiben nasu en yutraku en yekulu amennâ ve hum la yuftenun.
Yani insanoğlu şöyle mi zannediyor? Sadece iman ettik demeyle bırakılacak ve hiçbir imtihana tabi tutulmayacak. Öyle mi? Öncekileri imtihan ettiğimiz gibi onları da imtihan edeceğiz diyor. Böylece Allah kimin sadık, kimin yalancı olduğunu ortaya çıkaracaktır. Bu şey Ankebut suresinde. Bakın şurada Ali İmran suresi 179. ayet diye bir not aldım. Bu ayeti çok seviyorum. Niye? Tam Kur'an'ın aslında indiriliş gayesini böyle efradını, cami ayarını mani diyebileceğimiz maksadını içeren bir beyana sahip ayeti kerime. Ne diyor ayeti kerime? Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah. Ma kana Allahu liyazara'l mu'minina ala ma entum alayhi hatta yemiza'l khabisa minat tayyib. Allah müminleri bulunduğunuz bu hal üzere bırakmayacaktır ta ki kötü, çirkin ve pis olan şeyleri temiz, iyi ve yararlı olan şeylerden ayırt edinceye kadar. Ha, demek ki Kur'an'ın bir indiriliş gayesi varmış. Yanlış, kötü, zararlı şeylerle iyi, faydalı ve doğru şeyler ayırt edilecek. Hatta yemize mümeyyiz olmak, ayırmak yani. Ayırıcı olmak. Kötüsünü, iyisini birbirinden ayıracak. Ben bu ayetten hareketle diyorum ki Kur'an-ı Kerim dönüştürücü bir kitaptır. Kur'an dönüştürücü bir kitaptır. Kur'an insanı dönüştürür. Bilgi olarak, inanç olarak, ahlak olarak, davranış olarak insanı dönüştürür Kur'an'ın. Amacı budur, iddiası budur. Ama biz Müslümanlar olarak Kur'an'la dönüşmek yerine Kur'an'ı dönüştürmeye başladık. Ne yaptık? Bu defa dedik ki bu ayet bizi ilgilendirmiyor. O ayet bu ayeti neshetmiştir. Bu ayet Yahudilerle alakalı. Bu bilmem müşriklerle alakalı. Bu münafıklarla alakalı. Bu Mekkelilerle alakalı. Bunun zaten beşte ikisi kıssalardır. Geçmiş ümmetlerle alakalı. Ne kaldı geri? Ne kaldı geri? Ya Allah'ın kitabını kuşa çevirdin ya. Yani mesela şu ayet sana bir şey demiyor mu beyim? Mesela açtın okuyorsun Maide suresini diyelim ki. Açtın Maide suresi 78, 79, 80. ayetlere geldin. Şimdi diyeceksin ki herhalde senin kafana göre diyeceksin ki zaten kelimeler bizimle alakalı değil, mesaj da bizimle alakalı değil diyeceksin. Niye? Kelimeler şu. Lu'inellezine keferu min beni İsraile ala lisani Davud ve İsa ibn Meryem. İsrail oğullarından kafir olanlar lanetlendiler. Davud'un diliyle ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle. Davud'un ve Hazreti İsa'nın aleyhisselam diliyle İsrail oğullarının kafir olanları lanetlendiler. Bize ne? Diyor adam. Biz İsrailoğlu değiliz. Orta Davud da İsa da yok. Dolayısıyla lanetle ilgili bizim bir işimiz yok. Ya kardeşim bak. Diyor ki Allah-u Teala bunlar lanetlendiler. Niçin? Gerekçe söylüyor bak. Gerekçe de diyor ki zâlike bimâ asav. Bunlar peygambere ve risalet öğretilerine isyan ettiler. Ve kânû yahtedûne hadlerini aştılar. Sınır tanımadılar. O kadar ki hani bunlar biz haddimizi aşmıyoruz, isyan da etmiyoruz. Dolayısıyla bizim lanetle irtibatımız yoktur denebilir. Akla gelebilir ama öbür ayette diyor ki bakın. Kanu la yetenahevne an münkerin fealuhu. Onlar kendilerinin yapa geldikleri kötü işlerden birbirlerini engellemiyorlardı. Aynısı değil mi? Aynı değil mi şimdi? Bana ne diyor adam? Ya nasıl bana ne? Yok her koyun kendi bacağından asılır. Biz koyun değiliz kardeş. Kendi bacağımızdan da asılmıyoruz. Biz sorumlu varlıklarız. Emri bil maruf nehyanil münker diye görevimiz var. Bak İsrailoğullarının lanete uğratılmasının sebeplerinden biri birbirlerini kötülüklerden nehyetmemeleridir diyor. Seni nasıl ilgilendirmez? Onların lanetine sebep olan kabahati aynısını sen de yapıyorsan sana da lanet edilecek.
Nasıl ilgilendirmiyor bu ayet beni? Bakın birkaç ayet, yani bir grup ayet önce şeyde gene Maide suresinin 63. ayetinde buyuruyor ki Allah-u Teala. 62'yi okuyayım. Bakın Maide suresi. Ve tera kesiren minhum yusari'une fil ismi vel udvani ve eklihimus suhte. Bu adamların büyük çoğunluğunun şu halde olduğunu görürsün. Bak bugünü anlatıyor, bugünü. Evet, vahyin indirildiği Medine ile ilişkilidir ama yani nitelikler aynen bugünle ilgili. Diyor ki Rabbimiz, bu adamlar süratle koşuşturuyorlar. Çoğu. Neye koşuşturuyor? Fil ismi, günaha, harama. Vel udvani, habire düşmanlık ekiyorlar. Ve eklihimus suhte, sürekli haram yiyorlar. Bunlar bu işleri yapıyorlar. Lebise ma kanu ya'melun. Ne kötü iş yapıyor bu adamlar. Bu adamların yaptığı iş ne kadar kötüdür? Ehli kitaptan söz ediyor. 63. ayette de diyor ki bakın. Lev la yenhâhumur rabbaniyyûne vel ahbâru. Rabbani ve ahbar denen kişiler onları engellemeli değil miydi? Rabbani ve ahbar denenler. Bunlar kim onu söyleyeceğim. Engellemeli değil miydi bu adamları? Neden? An kavlihimul isme. O haram ve yasak sözlerinden ve eklihimus suhte ve haram yemelerinden dolayı onları engellemeleri, uyarmaları gerekmez miydi? Haram yemek deyince hep aklınıza sadece hırsızlık gelmesin. Haramın en büyüğü faizdir. Kredi çekmeyeceksin arkadaş. Haramdır, faizdir bu. Şeytanın maskarası yapar seni bu. Şeytanın çarptığı adam yapar seni. Allah'a ve peygambere savaş açmış adam yapar seni bu. Bakara suresinde öyle diyor. Demeyecek miyim ben bunu? Kızıyor. Kim kızarsa kızsın. Allah kızmasın yeter. Haram yemekten onları engellemeleri gerekmez miydi sözünün sana ve bana bugüne söyleyecek bir şeysi yok mu Allah aşkına ya? Bu ayetler ehli kitapla alakalıdır. Nasıl dersin ya? Bu ayet burada duruyor. Bu ayet sana nasıl hitap etmez? Bakın, çok ince bir şey daha var burada. Çok büyük bir incelik var. Bunu Rabbani ve ahbar denilenler bu adamları haram sözlerden ve haram yemekten engellemeli değiller miydi? Lebi'se mâ kânû yasnaûne. Yaptıkları iş ne de kötü bir iştir. Bakın, haram yemek, düşmanlık yapmak, günaha dalmak, Allah-u Teala bir önceki ayette bu işlere lebi'se mâ kânû ya'melûn diyor. Yaptıkları iş ne kötüydü. Onları bu işlerden engellemeyenler için lebi'se mâ kânû yasna'ûn diyor. Ya'melûn ile yasna'ûn arasında fark vardır. Ya'melûn herhangi bir işi herhangi bir şekilde yapmaktır. Yasna'ûn o işi sanat haline getirerek özellikle yapmaktır. Sanat, yasna'ûn aynı kelimeden geliyor. Sanat. Allah hangisini daha çok kötülüyor? Kötülük yapanları engellemeyenlere bunu sanat haline getirip neden insanları engellemiyorsunuz diye kınıyor. Peki kimi kınıyor? Rabbani ve ahbarı. Rabbani ve ahbarı. Peki bu okuduğum ayet Maide suresi 62-63 ve önce okuduğum 78-79-80. Ayetler. Biz diyoruz ya Kur'an Kur'an'ı anlatıyor. Rabbani olan, Rabbani adamlar bunu yapacak. Rabbani. Levla enhaumur rabbaniyyune vel ahbaru. Ahbar kelimesinin manasını biliyoruz. Ahbar ne? Din bilgini demek. Aslında ahbar ne demek biliyor musunuz? Türkçe. Mürekkep yalayan adam demek yani. Bilgin. Biliyor. İşi bilen adam. Peki. Rabbani ne demek? Bakacağız bu Rabbani kelimesi nerede geçiyor bir daha. Açıyoruz. Hani dedik ya. Biz yorum yapmayacağız. Allah açıklıyor bunu zaten. Ali İmran suresinin ayeti ayetle açıklıyor, evet. Ali İmran suresi 79-80 tevafuk. Konu şeyde, Maide'de de 79'da geçiyor, burada da. Ya Allah'ın kitabı böyle oluyor işte, uyuyor birbirine. Diyor ki Allah-u Teala, bakın 79'u okuyorum.
He, vakit olsa da 78'i de okusak. He, vakit olsa da 77'yi de okusak. Ali İmran suresinin. He, hepsini okumamız lazım. Vallahi şey yapamıyorum ya. Ya öbür ayeti nasıl geçeceğim diye öyle yüreğim titriyor. Ama neyse bakın 79'u okuyorum. Siz de öbürünü evde okuyun. 77, 78'i evde okuyun Ali İmran. Mâ kâne li beşerin. Bakın diyor ki Allah-u Teala. Şöyle bir beşer olamaz diyor. Şöyle bir beşer olamaz. Hangi beşer? En yü'tiyeullâhul kitâbe vel hükme ve nübüvvete. Allah kendisine kitap vermiş olsun. Kendisine o kitabı hayata yansıtabilecek hikmet, hüküm, muhakeme gücü vermiş olsun. Ve kendisine nübüvvet versin. Peygamberlik yani. Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve nübüvvet verdiği hiçbir peygamber şunu demez diyor. Ne demez? Thümme. Sonra işte bunları versin de Allah-u Teala. Yekule linnâsi. Kalksın bu peygamber desin ki, yani demez diyor. Kûnû ibâden lî min dûnillâhi. Allah'ın peşi sıra bana kullar olun demez diyor hiçbir peygamber. Hazreti İsa'yı ilahlaştıranları reddediyor bu. Hiçbir peygamber böyle bir şey demez. Şimdi diyenler var. Oo, filancaya kul olacaksın. Filancaya köle olacaksın. Onu diyenler var. Allah bunu peygamberine dedirtmiyor. Beyim diyor rahat rahat. Desin. Allah'ın peşi sıra bana kullar olun demez hiçbir peygamber. Peki ne der? Her peygamber şunu der. Rica ediyorum ne olur şu ayeti ne olur unutmayın hayatınızın hiçbir aşamasında. Velakin ancak der ki kûnû rabbaniyyîne. Rabbaniler olun. Dedi ya öbür tarafta Rabbani olanlar engelleyecekti. Çünkü peygamberi davanın özeti muhataplarını Rabbaniler yapmaktır. Rabbani. Rabbani. Rabbani'nin kelime anlamı şudur. Bu kelimelerin bir kelime sözlük anlamı var. Bir de terim anlamı var. Kelimenin kelime anlamı, sözlük anlamı şu. Rabbani kendini Rabbine adayan kişi demektir. Bu sözlük anlamıdır ama. Bu da doğrudur. Aslında bu da bizim işimizi görür. Fakat Allah tabirlerini, terimlerini kendisi açıklıyor zaten. Diyor ki Allah-u Teala, nasıl olacaksınız da Rabbaniliği başaracaksınız? Yani Rabbani sıfatını nasıl kazanacaksınız? Bak onu söylüyor. Bima küntüm tuallimunel kitabe ve bima küntüm tedrusune. Bu kitabı öğrenip öğretecek ve dersinizi bu kitaptan çalışacaksınız. Kardeşim ya. Bu kitaptan olmaz diyen nasıl der bunu ya? Bana ayet okuma nasıl bir cümle ya? Nasıl şeyler bunlar? Neler oluyor arkadaş ya? Bak Rabbani olmanın yolu bu kitabı talimden geçiyor. Rabbani olmanın yolu falanca filancaları dinlemekten değil, Kitabullah'tan ders yapmaktan geçiyor. Ali İmran suresinin 79. ayeti. Aç bu ayet sana da insin kardeş. Hayret ya. İşte bu Rabbani olursanız zihninizi Kitabullah inşa eder. Zihnini Kitabullah'ın inşa etmediği adam Rabbani filan olmaz. Ahbar filan olamaz o. Yalayacağın mürekkep vahyin mürekkebi olacak. Bu kitap seni ahbar yapacak, Rabbani yapacak. Ve sen insanları kötülüklerden alıkoyacaksın. Bir taraftan bu hakikatler burada duruyor. Bir taraftan Peygamberimiz ne buyurdu? Men ra'a minkum münkeren fel yugayyirhu biyedihi fe in lem yestati' fe bilisanihi fe in lem yestati' fe bikalbihi ve zâlike ad'aful iman. Ne bu? İçinizden kim bir kötülük görürse onu mümkünse eliyle değiştirsin. Gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse hiç olmazsa kalbiyle buğz etsin. İmanın en zayıf durduğu yol sadece burasıdır ama kalbin buğz etmesi öyle değersiz bir iş değildir. Bir adamın kalbi buğz etmiyorsa eli de çalışmaz, dili de çalışmaz.
Asıl hareket noktası burasıdır. Buran Allah'a teslim olacak ki sen alim kimliğinle, Rabbani ve ahbar kimliğinle kalkacak, Kitabullah'ı talim edecek ve dersini buradan çalışacaksın. Buradan çalışıp ümmete ışık olmaya gayret edeceksin. Bu kitap, bu ayetler bizi ilgilendirmiyor. Ne sizi ilgilendiriyor arkadaşlar? Ne kaldı geri ya? Gözünü seveyim. Gözünü seveyim, yapma ya. Evet. Nebtelihi. Nereden geldik buraya? İşte bu şeyden. Ali İmran suresi 179'dan geldik. O bana, o benimle ilgili değil. Kitabullah bizi değiştirecek. Kitabullah'ın mesajı, gayesi bu. Biz kitabı değiştiriyoruz. O bize gelmedi, bu bize gelmedi. O ayet o ayeti kaldırdı. Bu ayetin bugüne diyeceği bir şey. Sen ne yapıyorsun ya? Her ayetin, bak bunu defalarca söyledim, bir daha söylüyorum. Her ayet ya doğrudan ya dolaylı olarak, ya hüküm açısından ya mesaj açısından her zaman herkesi ilgilendirir. Cümlemi bilerek söylüyorum. Her ayet ya doğrudan ya dolaylı olarak, ya hüküm açısından ya da mesaj açısından herkesi ilgilendirir. Vardır. İsrailoğullarını anlatıyor. Niye anlatıyor? Bana ne? Değil mi? Ben İsrailoğlu değilim. Ortada Davut da yok, İsa da yok. Ne yapacağım ben bu ayetleri diyemezsin. Bu ayetin mesajı seni ilgilendiriyor. Onları lanete sebep teşkil eden davranışlarını sen de yapıyorsan aynı şey seni gelip bulacaktır. Kur'an'ın talebesi olmak böyle bir şeydir arkadaş. Her ayet bugün iniyor ve bana iniyor duygusuyla hareket edersek ayetlerin bize dair sözleri Allah'ın izniyle yoğun bir şekilde hayatımıza girmiş olur, katılmış olur. Evet. İnsanın yaratılış gayesi nedir? Bakın Zariyat suresi 56. ayet. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Yaratılış gayelerinden biri budur. Biri de budur. Başka da var, onları da yazdım. Allah'a duada, niyazda bulunmak. Yaratılış gayelerimizden biri budur. Furkan suresi 77. ayet. İlahi merhametin, rahmetin tecellilerine muhatap olmak. Yaratılış gayelerimizden biri budur. Hud suresi 119. ayet. Allah'ın verdiği sayısız nimetlere karşı Rabbimize şükretmek. Yaratılış gayelerimizden biri budur. Nahl 78, secde 9, Mülk suresi 23. ayet. Ve nihayet yaratılışımızın gayesi Rabbimizin bize verdiği nimetlerle imtihana tabi tutulmaktır. Maide 48. ayet bize bunu öğretmektedir. Evet. İlk iki ayeti böylece okumuş olduk. Bence yeter. Yetsin. Çünkü niye yetsin? İnna hedeynâhu sebîle imma şâkiren ve imma kefûra. Hidayet konusu. Anlatacağız bunu. Hidayet konusunu detaylı bir şekilde anlatacağım. Mümin kafir işleri var. Cehennem işleri var. Cennet ödülleri var. İnşallah bir sonraki derste, yani bundan sonra 3 hafta yokuz, 4. hafta burada olacağız. Öyle bir derste buluşacağız. Bu arada bir şey daha söylemem lazım. Bir abla geldi dersten önce hemen yanıma. Belli ki ızdırabı var. Bir müminin ızdırabı her müminin ızdırabıdır. Bir müminin başına bir sıkıntı gelirse her mümin bundan rahatsız olmalı. Ve yapabileceği bir şey varsa herkes onu yapmalıdır. Bir ciddi bir rahatsızlığı varmış oğlunun. Gerçi oğlu da buradaymış. Kimdir bilmiyorum. O kardeşimiz ciddi bir ameliyata girecekmiş. Bizden dua istiyor. Ne var bunda? Allahu Teala başta o kardeşimize, sonra da şifa bekleyen bütün kardeşlerimize şafi sıfatıyla tecelli buyursun. Mümin olarak ölen geçmişlerimize rahmet, kalan sağlarımıza istikamet nasip etsin diyor. Bir sonraki derste 3. ayet itibariyle devam edeceğimizi beyan ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.